Merhaba, ben Engin Demiroğ. Yepyeni bir eğitimle karşınızdayım. Son dönemlerde bana gelen proje odaklı eğitim talebinden dolayı bu eğitimi hazırladım. Şöyle ki backend'de ASP.NET Core MVC'nin web API'sini kullanıyoruz. Frontend'de ise günümüz en popüler frontend teknolojilerinden Angular 6'yı kullanıyoruz. Hem backend'de hem frontend'de bir JSON Web Token yapılandırmasıyla sisteme login olan ve JSON Web Token taşıyan bir sistem kurduk. Alertify CSI ile bir mesajlaşma sistemi kurduk. Login olan kullanıcı şehrin detaylarına girebiliyor. Şu şekilde burada bir slider modülü yazdık ve bir fotoğraf yükleme, upload etme modülü gerçekleştirdik. Şöyle ki örneğin bu şehre yeni bir fotoğraf şöyle ekleyebiliyoruz. Bunu yenilediğimizde şu an itibariyle bakın slider'ımız çalışır durumda gördüğünüz üzere. Yine şehirle ilgili yeni şehir ekleyebiliyoruz. Burada bir editör kullandık arkadaşlar. Yeni şehir eklemek istediğimizde örneğin Van diyelim. Van çok güzel bir şehirdir dediğimizde örneğin bunu bold haline getirip ekliyoruz. Yine mesajlaşma sistemlerini burada kullanıyoruz arkadaşlar. Sisteme kullanıcı kayıt olabiliyor. Reaktif formlarından yararlandık. Ve tabii ki bu eğitime ilk başladığımızda her zaman yaptığım gibi basit bir values projesiyle hem ASP.NET backend'ini hem de frontend olarak Angular frontend'ini öğrenebileceğiniz bir ortam sunmaya çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde olabildiğince teknikleri kullanmaya çalıştım. Guard'lardan yararlandım, interceptor'lardan yararlandım. Birçok teknolojiyi de burada kullandık arkadaşlar. Ek olarak medyalarımızı yani fotoğraflarımızı cloud ortamda tutup cloud ortamdaki API'lerle erişimin nasıl yapılacağını da gördük. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şimdi bu projeler boyunca bizim kullanacağımız IDE ve editör ve eklentiler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kurulumlar oldukça basit arkadaşlar ve kullanacağımız her şey ücretsiz olacak. Bu bakımdan visualstudio.com'a gittiğinizde direkt olarak sizi zaten visualstudio.microsoft.com.tr'ye yönlendiriyor. Birçoğunuz da bunun kurulu olduğunu düşünüyorum ama kurulu değilse buradan Windows için şöyle Community 2017 veya diğer şeyler için diğer işte Mac vesaire için daha fazla bilgi deyip kurabilirsiniz ama çoğunlukla Microsoft geliştiricileri Windows cihazlarda çalışıyor. Zaten Mac cihazlarda çalışanlar da şu ana kadar neler yapması gerektiğini biliyordur. Şöyle ki Windows için indirin dediğimizde burada Community, Professional ve Enterprise geliyor. Community ücretsiz versiyondur. Professional ve Enterprise ücretli versiyonlardır. Biz ücretsiz olan versiyonu Community'yi kuracağız. Bunu indirin lütfen. Community 2017 dediğinizde şurada gelen exe'yi çalıştırınız ve exe'yi çalıştırdıktan sonra kurulum install dediğiniz zaman veya işte halihazırda elinizde zaten Visual Studio varsa orada modify dediğiniz zaman şöyle ki özellikle kurulu olması gereken iki şey var. Birisi ASP.NET Web Development, bir diğeri de .NET Core Cross Platform Development dediğimiz iki tane paketin mutlaka kurulu olması, bunları kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında Python'dan tutun işte cloud ortamlara veya veri analizine kadar her şeyi yapabileceğiniz çok güçlü bir IDE'dir. Ama bizim eğitimimizde .NET, ASP.NET and Web Development ve .NET Core Cross Platform Development'ın açık olmasını bekliyoruz. Bu kurulumu yaptığınızda Visual Studio'nuz artık hazırdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu Visual Studio'yu kullanarak biz ne yapacağız? Backend'i geliştireceğiz sadece. Yani backend'de
sadece web apilerimizi yazacağız. Bu birincisiydi. İkincisi frontend yazma süreci. Yine orada da yine Microsoft'un ücretsiz olan editörünü kullanacağız. Editör dediğimiz şey işte aslına bakarsanız bizim kod yazarken işte şurada görüntüde görüyorsunuz. Hani hem bir IntelliSense desteği hem renklendirme vesaire desteği ki Visual Code'da artık neredeyse IDE'ye doğru gidiyor. Oldukça güçlü. Farklı platformlarda geliştirme yapan arkadaşlar da yine bunu yoğun olarak kullanıyor. Bu Download for Windows yapacağım ama siz şeye göre Mac OS benim 64 bit veya siz 32 bit kullanıyorsanız bunu Linux içinde bu sürümü kurabilirsiniz. Kurulum oldukça basit. Açıkçası next geçebilirsiniz hiçbir konfigürasyon yapmadan. Bu da bizim frontend'de geliştirme yapmamız için kullanacağımız IDE olacak. Bu arada şu ASP.NET Core Web API'yi de burada geliştirebiliriz ama ben Visual Studio'yu tercih ediyorum. Tamamen geliştiricinin kullandığı IDE ile alakalıdır. İsteyen istediği IDE'yi veya editörü kullanabilir. Bunu da kurun lütfen. İkinci aşamada kurdunuz. Üçüncü aşamaya geliyorum. Node.js.org'a girdiğinizde bizim işte frontend'de örneğin uygulamayı yayına alabilmemizi sağlayan ortam Node.js'tir arkadaşlar. O yüzden buradan da son versiyonu. Siz bunu açtığınızda bu sizin için değişkenlik gösterebilir. Son versiyonu kurabilirsiniz. Oldukça stabil bir yapıya sahip. Bunu da hızlıca kurabilirsiniz. Kurulumu next diye geçebilirsiniz. Hiçbir şey yok zaten. Bir de arkadaşlar Angular CLI kullanacağız. Angular CLI ile de hızlı bir şekilde proje şablonları, komponentler, işte servisler, kısacası Angular ile ilgili hızlıca kurulumlar ve yüklemeler yapabiliyorsunuz. Biz Angular CLI'yi kullanacağız. Angular CLI için komut satırına npm install zaten Node'un olması gerekiyor. Yani Node varsa ancak npm Node Package Manager yapabiliyorsunuz. npm install -g angular cli yazıyorsunuz. Yani şuraya npm install -g global demek. Yani bütün her yerde geçerli artık demektir. @angular/cli. Arkadaşlar bunu mutlaka yapın. Nedeni Angular CLI sıklıkla değişikliğe uğruyor ki projeleriniz benden farklı başlamasın veya hatalar almayın diye. Biliyorsunuz JavaScript dünyası çok değişken bir yapıya sahip. Evet, Angular CLI'yi de kurduktan sonra bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da şu kullandığımız şeyde Visual Studio Code'da arkadaşlar. Şöyle Visual Studio Code'da ben bazı eklentiler yani extension'lar kullanıyorum. Onun için de bakın burada extensions var. Bunun için işte eğitim boyunca göreceksiniz. Sağ tıklayıp komponent oluşturma, servis oluşturma, class oluşturma gibi. Bunun için kullanacağınız mutlaka olması gerekenleri söylüyorum. Angular Files arkadaşlar. Angular Files ile siz şöyle bakın şurada gösteriyor bize. Bakın generate component Directive, Module, Pipe servis oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında bu kullandığım yazdığım kodlarda böyle kodların daha belirgin renklerle işte parantezlerin bracket dediği o parantezler işte. Onun için de bunu kullanıyorum. Bracket Pair Colorizer'ı kullanıyorum arkadaşlar. Bir de böyle klasörleri vesaire yazarken yani yolları yazarken bana yardımcı olsun diye Pet IntelliSense'i kullanıyorum. Bunun dışında Prettier dediğimiz o da böyle kodları burada bir örnek göstermiyor ama kodların hani daha temiz görünmesini sağlayan bir araçta kullanıyorum. Bir de TypeScript yazarken daha rahat etmek için TypeScript Hero'yu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle ki arkadaşlar bunları kurduğunuzda görüntünün yani aynen şöyle olması gerekiyor. Yani disable uninstalled gibi. Hani siz kurduğunuzda
şu ekran yoksa orada muhtemelen şey var. Hani başlat, yeniden başlat gibi bir şey vardır. Ona tıklayın. Yani görüntünüzün tam olarak böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman. Eğitim boyunca kullanacağımız temel şu an için kurulum budur. Eğitim boyunca zaten yeni yeni şeyleri göreceksiniz. Hadi gelin bir ısınma projesiyle başlayalım. Backend'i WebAPI ile yazacağımız bir ortam oluşturacağız. Sonra bu backend'i API'lerimizi frontend'de kullanacağız. Dediğim gibi bu öncelikle bir ısınma projesi olacak. Birçok konuyu böyle basit bir şekilde ele almaya çalışacağım. Sonrasında sizi çok güzel bir proje bekliyor. Bu bakımdan ilk projemizi oluşturalım. File New Project diyerek proje oluşturuyoruz. C# Web sekmesi altında bir ASP.NET Core Web Application oluşturuyor olacağız. Projemizin ismi Şehir Rehberi olacak arkadaşlar. Şehir Rehberi nokta API. Şehir Rehberi'nin API yani backend'i, sonrasında bunun frontend'ini de yazıyor olacağız. İlgili klasörün altına bunu kaydedecek. Okey dedikten sonra Web API'yi seçiyorum arkadaşlar. Ki bana hazır birkaç tane ortam sağlayacak. O yüzden onu kullanacağız. Sonrasında her şeyi sıfırdan yapıyor olacağız zaten. Web API'yi oluşturduktan, seçtikten sonra okey diyorum. Ve şehir rehberinin backend'ini yazmaya başlayabiliriz. Peki bu bize nasıl bir ortam sundu? Basit bir şekilde olayı anlayabilmemiz için aslında bize bir şablon veriyor. Values Controller isminde bir şablon veriyor olacak. Gelin o şablonu inceleyelim. Zaten bunu kullanıyor olacağız ama biz bunu biraz geliştireceğiz. Şöyle ki Controller sekmesine geldiğimiz zaman Values Controller'ı göreceksiniz. Şöyle ki Controller bizim için isteklerin alındığı ilk MVC tasarım deseninde isteğin alındığı yani isteği kontrol eden yerdir. Bunu bir havalimanındaki kontrol kulesine benzetebilirsiniz. Yani bir istek geldiğinde uçaktan onu kontrol eden yani onu o istek doğrultusunda ne yapılacağına karar veren yer Controller'dır. Şimdi burada Values Controller isminde bir controller. Zaten bunun bir controller olabilmesi için controller sınıfından inherit ediliyor olması gerekiyor. Dikkat edin arkadaşlar, Values çoğul. Normal klasik MVC geliştirdiyseniz daha önce bunun ismi Value Controller olurdu. Orada tekil yazılır ama API olduğu için API'lerde standart çoğul isimlendirme kullanılır. Bunu unutmayın. O standardın nedeni de HTTP GET requestleriyle bu işler yapıldığı için hani direkt GET dediğinizde values'un tamamını istiyorum demek. Ama siz values/1 dediğinizde bir numaralı yani value'lardan değerlerden bir numaralı value istiyorum demek bu. Şimdi burada root'a baktığımız zaman bir de root attribute'unu görüyorsunuz. Root ise şu demek arkadaşlar, hani bu bizim domainimize hangi adresten gelinecek? Hadi gelin deneyelim. Nasıl bir yapı varmış onu inceleyelim. Bakın domainin sonuna API slash köşeli parantez yani köşeli parantez dışında olmayan API standard API yazılacak demek. Ama köşeli parantez içi parametre. Orada da zaten controller name diyor, dikkat edin. Controller name'i istediği için yani controller'ı istediği için controller'ın ismini yazacağız. Kısacası API slash values dediğimiz zaman bize bunları verecektir. Bakın API values. Şöyle bir şey yazdığımda hiçbir şey gelmeyecek. Bu domain. Şu localhost 61.0.61 bizim domain adresimiz ve port numaramız. Bakın API slash values dediğim zaman bakın bana bir value 1 ve value 2 şeklinde bir array vermiş oldu obje notasyonu ile. Peki devam ediyorum. Bakın ben burada hani bize bunu nasıl verdi? Bakın bir kere burada bir get var. Başka bir get daha var. Bakın o gördüğünüz üzere hani şunu verdi.
Demek ki biz onu yazdığımızda bu çalıştı. Ama nasıl oldu da hani bu çalıştı? Niye bu çalışmadı? Ha şunu biliyoruz ama. Ben örneğin bir tarayıcıda adres çubuğuna direkt enter yaptığım zaman bu bir get request'tir. Yani ben istiyorum, bir şey istiyorum demek. Bana ver demek o. Dolayısıyla burada ya bu çalışacak ya bu çalışacak. Bakın ikisi de HTTP get'le süslenmiş zaten. Attribute'üyle. Bakın burada ise HTTP post, put ve delete'ler var. Bu ne demek? Onları birazdan konuşalım. Bakın get'e baktığımız zaman value 1 ve value 2'yi verdi. Bunu vermedi. Çünkü arkadaşlar bakın biz burada diyoruz ki şu root'a direkt herhangi bir parametre yok bakın. Şu root'a direkt get request yaptığımızda bu çalışacak. Ama bu root'a bakın ekstradan bir id zaten burada da örneklemiş. API values slash örneğin id 5 dediğimiz zaman 5 numaralı id verecektir. Tabi burada uyduruk bir şey yapmış yani. Direkt ne verirseniz verin value dönecek. İsterseniz deneyelim. İsterseniz 10 yazın yani. Önemli değil. Çünkü şey yok. Hani o değeri bir yerde kullanmadığı için aşağıda. Eğer kullanıyor olsaydı şurada normalde biz hani burada şöyle şunu da yapayım. Bakın bu id bu id ile eşlenik. Yani şunun isminin şununla aynı olması gerekiyor. Bu parametre anlamına geliyor zaten. Bakın breakpoint koydum. Bakın buraya geldi. ID'ye dikkat edin. ID 1 görüyorsunuz. Şöyle ben mesela ID'yi 11 verseydim. Tabii bunu bir şey F5 ile bir devam ettireyim ki. O az öncekini bir bitirsin. Bakın şimdi 11 oldu. Dolayısıyla yani o ikisinin farkını burada görüyorsunuz. Güzel. Devam ediyorum. Şunu da F5 ile bitireyim. Şu breakpoint'i de bir kaldırayım buradan. Şöyle. Devam ediyorum. Burada ise bakın bir post request'ten bahsediyor. Post request'i biz niçin kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın put delete de kullanılıyor. Post insert'ler için kullanılır. Yani asıl çıkış noktası o. Yani ben post ediyorum bir datayı. Sen al onu işte veri tabanına ekle gibi. Post etmek bu. Bakın o da direkt API values ama yaptığınız istek eğer post isteği olursa yine API values'a get değil de ben post yapıyorum derseniz burası çalışır. Yani şu değil de bakın o get olduğu için bu çalışır. Bu noktada post işlemini biz insert'ler için kullanıyoruz. Gelin bunu da bir deneyelim. Şimdi bir post işlemi yapacağımız için postman'i kullanacağız. Daha önce bu postman'i kurmuştuk zaten. Şöyle ki uygulama adresimizi şöyle kopyalıyorum. Postman'i açıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bakın bir get request yapayım önce. Bunlar geldi ama ben post işlemi yapmak istiyorum. Bakın aynı adresi herhangi bir adres değişikliği yapmadan sadece request'in türünü değiştirerek bu işlemi yapıyorum. Benden ne istiyordu? Hemen bakıyorum. Bakın burada benden bir string value değeri istiyor. Yani bizim ona bir parametre yollamamız lazım. Fakat bakın önünde from body yazıyor. From body, body datasının içerisinde bu value'yu aramaya çalışacak. Normalde biz objelerle çalışırız. Böyle string value falan demeyiz. Ama test amaçlı bunu görelim. Normal şartlarda örneğin ben buna posta bir send göndersem bakın unsupported media type hatası alacağım. Bu hata şu demek arkadaşlar. Yani bizim backend'imiz yani web app'imiz gönderdiğimiz body formatını beğenmedi. Onun için basit bir hemen uygulama yapalım. Şöyle şuradan body sekmesine gelip row deyip bir tane JSON gönderelim. Şimdi burada bizden istediği şey basit bir string. Yani şöyle mesela değer yazıyor. Değer yazdığımda göndereceğim. Bakın şimdi 200 okey oldu. Değerin gerçekten atandığını görmek içinse şöyle şuraya bir tane breakpoint koyacağım. Şöyle şurada şöyle breakpoint koyacağım. Şöyle bir daha send dediğimde burada duruyor bakın. Görüyorsunuz değeri buraya atamış oldu. Bu da post işlemi için bir örnekti arkadaşlar. Aynı işlemler
Put ve delete için geçerli. Fakat biz put'u güncellemeler için, delete'i ise silme için kullanıyoruz. Ama yine de çok fazla hani göremezsiniz put ve delete operasyonlarını. Genellikle bu round değerleriyle oynayıp her şeyi post yaparız. Yani piyasada bu şekilde görürsünüz çoğunlukla. Ama put görürseniz de şaşırmayın. O güncelleme için, delete ise silme için kullanılıyor demektir. Biraz daha ilerleteceğiz ama ilk etapta amacımız basit bir API yapısını öğrenmek idi. Şimdi gelin biraz daha profesyonelleştirelim uygulamamızı. Şöyle ki arkadaşlar, ben objelerle çalışmak istiyorum ve API'leri biraz daha sağlıklı kullanmak istiyorum. Bunun için bir veri tabanı örneğiyle bu işi pekiştirmeye çalışacağım. Şöyle ki View menüsünden SQL Server Object Explorer'ı açıyorum. Ben Visual Studio'yu kurarken SQL Server'ın Express, eski adıyla Express dediğimiz MS SQL LocalDB versiyonunu kullanıyorum. Yani ama siz isterseniz eğer bilgisayarınızda SQL Server kuruluysa onu da kullanabilirsiniz. Veya uzak bir sunucunuzda SQL Server varsa onu da kullanabilirsiniz. Azure, daha önce duymadıysanız Azure diye yazılıyor. Azure platformunda kendinize ücretsiz bir SQL Server hesabı açıp onu kullanabilirsiniz. Azure'a girdiğinizde zaten sizi yönlendirecektir. İstediğiniz herhangi bir yöntemi kullanabilirsiniz. Şöyle ki SQL Server'ı açtığımız zaman ben burada yeni bir veri tabanı oluşturacağım ve buradan devam edeceğim. Databases sekmesinde Add New Database diyerek yeni bir veri tabanı oluşturacağım. Bir şehir rehberi projesi oluşturacaktık. O yüzden ben de bunun ismini şehir rehberi diye veri tabanımı oluşturuyorum. Veri tabanlarını oluştururken arkadaşlar best practice SQL Server tarafında Pascal casing, yani kelimelerin ilk harfleri büyük olarak oluşturulur. Tablolara geldiğim zaman burada yeni tablo oluşturmak istiyorum. Tablo Add New Table. Tables üzerinde sağ tıklayıp Add New Table dediğinizde şu ekran açılacaktır. Bu ekranda ben şöyle o values'la ilgili bir o değerleri tutacağım. Bir alan oluşturacağım. Şöyle ki varchar 50 olarak. Name olarak veriyorum. Value değer demek. İşte değerin ID'si ve name'i gibi. Orada tamamen sırf antrenman amaçlı bunu oluşturuyoruz. Şu ID'yi de şöyle properties'i açıp identity specification söyleyemedim. Then is identity true yapmanız da yeterli. Peki ne yapıyor bu? ID'nin 1-1 artmasını sağlıyor. Yani siz ekledikçe 1-2-3-4 diye gidiyor. Daha önce SQL kullanmadıysanız, örneğin Oracle kullandıysanız, sırf benzetme yapmak için söylüyorum. Aynı olmasa da sequence'a benziyor yani. 1-1 otomatik artıyor. Bunu update dediğinizde, dedim mi az önce, demedim herhalde. Update dediğinizde veri tabanını şöyle bir update database deyip veri tabanını oluşturabilirsiniz. Bakın buraya tabloyu açtığım zaman, şöyle view data dediğim zaman, şöyle ki name kısmına değerler bunlar. Örneğin işte isimler olsun. Engin Demiro, Derin Demiro gibi. Bakın şöyle iki tane değer oluşturdum. Şimdi burada bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ben artık bu values controller'ı da bu veri tabanına ulaşmak istiyorum. Yani buradaki gördüğünüz operasyonları ben veri tabanına göre yazmak istiyorum. Şöyle ki hadi gelin yazmaya başlayalım. Şöyle ki arkadaşlar, veri tabanıyla iletişim kurmak için biz Entity Framework'ü kullanıyor olacağız. Entity Framework bir ORM, Object Relational Mapping. Veri tabanıyla kodlama arasında, yani C Sharp veya Visual Basic ne yazıyorsanız projeniz arasında Relational Mapping, yani ilişkisel şey yapıyor. İlişkilendirme yapıyor. Sizin nesneniz ne?
veri tabanını tablosunu ilişkilendiriyorsunuz. Daha rahat insert, update, delete operasyonlarını gerçekleştiriyorsunuz. Temeli AdoNet'ti arkadaşlar. AdoNet'in ORM haline geliştirilmiş versiyonlarından bir tanesidir Entity Framework. Alternatifler Anhibernate, Dapper gibi ORM'lerdir arkadaşlar. .NET tarafında bir sürü var ama bunlar en popülerleri. Şimdi arkadaşlar Entity Framework yapabilmeniz için sizin öncelikle şunu demeniz lazım. Benim bir nesnem var. Örneğin bu nesnemin ismi işte value olsun. Bakın zaten burada bu arada şu table'ı ismini değiştirmedim. Şöyle şu açıkken onu yapamazsınız arkadaşlar. Şöyle şunların kapalı olması gerekiyor. Şöyle values. İsimlendirme standartları kim açıkmış, kim kullanıyormuş. Neyse şuradan değiştirebilirsiniz. Normalde oradan değiştirebiliyorsunuz da açık gibi görünüyor. Şöyle bunu oluşturduk. Şöyle direkt oluşturabiliriz yani bunu. Zaten sıfırdan bir veri tabanı. Şöyle values oluşturacak. Şu table'ı sileyim. Sıklıkla yaptığımız şeylerden bir tanesidir bu. Normal hani kapatıp açsanız, burayı değiştirseniz yine çözülür. Ben hızlıca zaten data yok, değiştirdim. Şöyle ki arkadaşlar, bu values'la sizin data kontekstinizi ilişkilendirmeniz gerekiyor. Şeylerinizi, datanızı ilişkilendirmeniz gerekiyor. Bunu da bir modelle gerçekleştireceğim. Şöyle ki şehirler API'nin üzerinde sağ tıklayın arkadaşlar. Orada add new folder diyelim. Burada bir tane models isimli klasör oluşturuyoruz. Zaten bu MVC'nin model view controller'ının models'ına, modeline denk geliyor. Şimdi burada bir tane nesne oluşturacağım. Nesne için nesne olarak tabii ki bir class. Bakın tekil yapıyorum. SQL Server veri tabanlarında isimlendirme standartları yine Pascal case'dir ama çoğul kullanırız. Yani tabloda değerler vardır. Yani satırlar vardır. O yüzden onu çoğul olması lazım mantıken. Ama nesne tek bir satıra karşılık gelir. O yüzden tekil kullanırız. Onu unutmayın. Bakın arkadaşlar burada ben tamamen şeyle aynı olacak şekilde ilk etapta bizim tablomuzla aynı olacak şekilde bir tane nesne oluşturuyorum. Bakın pardon name'di değil mi? Bakın values çoğulun tekili id ve name. Kontrol edelim. Bakın columns id integer name varchar. Varchar string. Şimdi burada bunu oluşturduktan sonra benim bu nesne ile veri tabanını ilişkilendirmem gerekiyor. Kaydetmeyi unutmayın bu arada. Yani class'ı kapatırsanız. Kapatmazsanız açık olsa illa kaydetmeniz gerekmiyor çalışması için. Şimdi burada benim bu veri tabanıyla şeyi ilişkilendirmem gerekiyor. Bu nesneyi ilişkilendirmem gerekiyor. Bunu da data context isimli bir mimariyle Entity Framework'ta yapıyoruz. O yüzden ben yeni bir klasör daha oluşturuyorum. Klasörümün ismini data olarak veriyorum. Data. Yani veri olarak veriyorum. Buraya bir tane data context oluşturacağım arkadaşlar. Hemen sağ tıklıyorum. Add. Class diyorum. Data. Context diyorum. Ve class'ımı oluşturdum. Şimdi data context ile çalışabilmeniz için, yani yapabilmeniz için bir data context, onu Entity Framework'ün DB Context isimli class'ıyla eşleştirmeniz gerekiyor. Zaten ben bunu yazdığım anda bakın bende Resharper'da olduğu için direkt geldi. Ama gelmezse şöyle bu şeyin ampulü ama şöyle şunun altında gelen ampulde muhtemelen burada vardır. Bakın Using Microsoft Entity Framework Core dediğiniz zaman DB Context gelecektir arkadaşlar. Projemizde Entity Framework default olarak geldiği için seçtiğimiz proje türünde. Şimdi bunu dediğim gibi ilişkilendireceğiz. İlk etapta bir adet bizim constructure oluşturmamız gerekiyor. Şimdi CTOR yazıp taba bastığınız zaman constructure'ı oluşturacaktır. Şimdi içini dolduracağım birazdan. Peki neler yapıyoruz?
Burada arkadaşlar bir property ile, property dbSet isimli bir property. Bu property ile siz diyorsunuz ki bakın value. Value şu modeldeki value yani. Bununla veri tabanı tablosunu ilişkilendiriyoruz. Yani value'yu values tablosuna bağla gibi. Bu isimlerin aynı olması gerekiyor mu? Eğer mapping dediğimiz sistemi yapmazsanız yani entity framework'te aynı olması gerekiyor. Ama mapping yaparsanız sen yani bak value olduğunda şu tabloya bağla diye belirtebiliyorsunuz. Tabii ki konumuz o olmadığı için, entity framework olmadığı için ben oralara girmiyorum. Ama YouTube kanalımda entity framework ile ilgili baştan sona ücretsiz bir eğitim var. Onu izlemenizi tavsiye ederim eğer buna ilgiliyseniz. Şimdi arkadaşlar bizim şunu gerçekleştirmemiz gerekiyor burada. Hani veri tabanı nerede? Hani hangi veri tabanına da bağlanılacak? Dolayısıyla burada çok basit bir konfigürasyonla bunu gerçekleştiriyoruz. DB Context Options generic sınıfı vasıtasıyla şu data context'i oraya, yani kendi data context'imizi oraya options olarak geçiyoruz. Zaten bu options'ı da şöyle base'e gönderiyoruz. Base options. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Birazdan biz injection yapacağız. Injection yapacağımız zaman gerekli olan DB context optionlarını base'e. Base kim? DB context. DB context'te o konfigürasyonu gönderiyoruz. Ayarları, örneğin hangi veri tabanı gibi. O veri tabanına o bilgilerle entity framework kendisi sorguları hazırlıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet, bunu da güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Hemen akabinde artık bizim yapmamız gereken o DB context optionları vermek olacak arkadaşlar. Hadi gelin yavaş yavaş onu da halledelim. Yani hangi veri tabanına gidilecek vesaire gibi. Bunun için Solution Explorer'da appsettings.json var. Bu eğer daha önce core kullanmadıysanız, klasik ASP.NET kullandıysanız, MVC veya Webform, oradaki webcomp'ye benzetebilirsiniz. Artık JSON formatında bunu oluşturuyoruz. Buraya geldiğimiz zaman benim yapmam gereken aslında konfigürasyonu vermek. Bakın burada bu arkadaşımız zaten şöyle bir sürü konfigürasyon oluşturulmuş. Biz hemen burada bir JSON formatında JSON notasyonuyla bir connection string veriyor olacağız. Connection strings. Bunları doğru yazdığınızdan emin olun arkadaşlar. Yazım hatası yapmayın. Connection strings'in karşılığında bir yine obje geçiyor olacak. Burada bir virgül koymayı unutmayın. Bu bir nesne gibi. Buraya geldiğim zaman şöyle benim bir konfigürasyon vermem gerekiyor. O da işte bağlantı için buna default connection, yani default bağlantı ismini verebilirsiniz. İki nokta deyip yine string içerisinde artık veri tabanımızın nerede olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Veri tabanım nerede benim? Local DB /msql local DB. Yani o tam olarak şu arkadaşlar, bakın benim veri tabanım burası olduğu için bunu oluşturuyoruz. Burada çift ters slash koyun arkadaşlar. Çünkü tek ters slash'ın C#'da bir anlamı var. Çift ters slash koyduğunuzda onu arka planda tek ters slash olarak kullanmayın. Tamam, bu server. Peki hangi veri tabanı? Initial, onu da initial catalog'la belirtiyorsunuz. Initial catalog eşittir. Neydi ismi? Şehir rehberi. Şöyle şehir rehberi şeklinde bunu veriyorum. Bunun dışında arkadaşlar bir de Trusted Connection veya Integrated Security eşittir true vererek SQL Server'un Windows Authentication modunda bağlanabiliyorsunuz. Bu ne demek? Yani konumuz değil ama ben genel kültür olsun diye söyleyeyim. SQL Server'a iki türlü bağlanılır. Bunlardan biri Windows Authentication, diğeri ise SQL Authentication. SQL Authentication'da kullanacağınız şifreyle Windows Authentication'da ben bu bilgisayara login olduğum için bu hesapla gidebiliyorum. Yani klasik veri tabanına Windows'a login olduğum hesapla git demek. Trusted Connection. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Güzel. Şunu da büyüteyim. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra artık benim
startup dosyasına gidip burada gerekli olan konfigürasyonu yapmam lazım. Yani şu an dikkat edin, ne yaptık? Connection string'i oluşturduk. Data konteksti oluşturduk ama hala bunları böyle birbirine bağlamadık. Onu da startup'ta yapıyoruz. Startup'a geldiğiniz zaman burada arkadaşlar şöyle configure services diye bir şey göreceksiniz. Burası bizim injection alanımız. Injection alanı ne demek? Ve konfigürasyonları yaptığımız alan. Injection alanı şu demek arkadaşlar. Biz hangi nesne için ve hangi somut nesneleri ve onların konfigürasyonunu kullanacağız. Zamanla burası oturacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani bu injection vesaire kavramı, bunlar sizde şu an yoksa bir yere not edin. Hani bunlara bakılacak diye. Eğitimlerimin içinde zaten neredeyse bunları anlatmadığım eğitimim yok. Bir bakabilirsiniz onları. Buraya geldiğimde services nokta. Bakın add db context diyerek. Şöyle add db context diyerek data context nesnesini şöyle geçiyorum. Yani data context de bizim. Bakın burada. Db context olarak bunu geçeceğiz. Bize birisi bu formatta, bu data context formatında bir şey isterse anlamına geliyor bu. Hemen burada klasik konfigürasyonu yapıyorum. X için bu bir delegasyon. X nokta ne kullanacağım? Bakın use SQL Server, SQLite, in-memory database, bunlardan her biri olabilir. Biz SQL Server kullanacağız. Peki SQL Server diyor ki, şöyle parantezi bir daha açayım. Bana diyor ki yani connection string'i ver. O da çok basit. Bunu da şuradaki konfigürasyonla, nesnesiyle o az önceki app settings'e ulaşabiliyoruz. Burada arkadaşlar configuration nokta deyip bakın get connection string. Oradaki hangi connection string'i alayım ifadesinin içerisine default connection al dememiz yeterli. Yani kısacası data context için, yani data context istendiği zaman bizden, ki burada bakın onu işliyor olacağız ve onu birazdan controller'a enjekte edeceğiz. SQL Server kullan ve connection string olarak da default connection'ı, yani şunu kullan demek diyebiliriz bu işlem için. Evet, bu burayı da yaptık arkadaşlar. Artık veri tabanına bağlanacak ortamımız da hazır. Artık values controller'ın içerisine gidip orada gerekli olan kodları yazmamız gerekiyor. Hadi gelin veri tabanına bağlanacak kodu gerçekleştirelim. Bunun için values control olarak geldim arkadaşlar. Burada bizim data kontekstimizi belirtmemiz gerekiyor. Zaten data konteksti bir injection'la belirtebiliriz. Nedeni şurada zaten data konteksti için gerekli olan konfigürasyonu yaptık. Dolayısıyla burada bir injection gerçekleştireceğim. Hemen bir data context türünde nesne field özür diliyorum oluşturacağım. Context diye geçeyim onu. Şöyle eğer benim gibi bir sharper'ınız yoksa bu kısmı elle yazmanız gerekiyor. Constructor bloğunun içerisine data context bana ver diyorum. Buna injection deniyor arkadaşlar. Bunu nereden arıyor? Startup'ta şurada arıyor. Yani bakıyor benim için tanımlanmış bir data context var mı diye. Yoksa zaten sıkıntı çıkarır. Ve onu o gönderilen, o startup'ta gönderilen data context nesnesini zaten şuna bağlıyor. Dolayısıyla biz bunu aşağıda kullanabiliriz. Yani altere context'i kullanabiliriz. Constructor'dan geçtik. Ama Constructor'dan geçtiğimde ben context'i burada kullanamam. Yani şöyle direkt context yazdığımda bakın ulaşamam. Görüyorsunuz. Altere context'e ulaşabiliriz. Dolayısıyla onu dışarıda bir field olarak tanımlıyoruz. Constructor'dan gönderileni o field'e atayınca buna da ulaşabilmiş oluyoruz. Mantık bu. Burada arkadaşlar hadi gelin gerekli kodu yazalım. Şöyle ki ben burada bir enumerable string değil de işin raconuna uyacağım. Action result döndüreceğim. Action result demek mesela bir API yaptığımız için işte başarılıysa hani 200 dönmüştü ya, 200 işte unauthorized'sa 400'lü hatalar gibi hataların dönmesini sağlıyoruz.
Şurada hemen şöyle get dedik. Ben hani yine de operasyonlar arttığı için hani get yine get kullanıyorum ama hani olabildiğince operasyon isimlerini vermeye çalışıyorum. O yüzden burayı böyle yapıyorum. Şöyle ki şöyle burada var values diyelim. Eşittir. Şimdi veri tabanına bağlanacağım. Alt tire context. Alt tire context nokta. Bakın bana value'ları ver. Nasıl ver? Liste olarak. To list şeklinde. Bu benim veri tabanındaki değerlere erişebilmemi sağlıyor. Burada hemen return dedikten sonra return okey deyip okey 200 döndür demek. Ama o 200'ü döndür ama bu bizim value'su da şu değerleri de beraberinde döndür. Yani kullanıcıya işlem başarılı 200 döndür. Aynı zamanda değerleri de response'un içerisine koy demek bu. Action result'ta bu MVC ile döndürebileceğimiz bütün veri tipleri için ortak MVC odaklı yapılar için ortak base sınıftır arkadaşlar. Bunu şeyde asenkron da yazabilirdik. Hadi gelin bu örnek için en azından async asenkron yazalım bunu. Şöyle bir task olarak. Şöyle de yazabilirsiniz yani. Tabi burada dolayısıyla to list async döndürmeniz gerekiyor. Burada da bir await keyword'üne ihtiyacınız var tabii ki. Evet, bu şekilde de yazabiliriz. Bu bir. Bunun dışında bir de tek bir eleman geçmek için bir örnek yapalım. Şurayı. Bu örneği de tamamlamış olalım. Şurada string dönmüyorum da tabii ki. Yine bir asenkron döneyim. Async task of action result döneceğim burada. Action result. Base interface olarak IActionResult da döndürebilirsiniz. Sorun yok. İkisi de aynı. Şurada da hemen ben bir value döndüreceğim. Şu yukarıdakinin aksine. Şöyle context value şu kısmını alayım da. Şöyle yapıyorum. Var value diyeceğim. Context'teki value'lara first or default ama async. Asenkron yapmazsanız yani bu async ve await'leri kaldırmanız yeterli. Az önce ilk yazdığım gibi yazabilirsiniz. Hemen v için v nokta id eşit eşittir parametre olarak gönderilen id. Zaten hatırlarsanız bizim bir parametremiz vardı. Bunu da get value olarak döndürmek istiyorum. Hemen burada return okay result içine de lütfen value'yu koy. Onu döndür diyoruz. Evet, süper. Şu ana kadar uygulamamızı temel manada oluşturduk arkadaşlar. Hadi gelin bunu bir kontrol edelim. Şu ana kadar bir hata yapmadıysak uygulamanın aynen çalışıyor olması gerekiyor. Hata yaptıysak da tabii ki hemen düzeltiriz. Bunu test etmek için ister get result olduğu için ister tarayıcıdan bu arada tarayıcıdan da araçlarla post request falan yollayabilirsiniz. Ama en güzeli postman arkadaşlar. Şöyle bir get request yapacağım. Şuraya API value'sa. Get yani şu adrese. Ve send diyorum. Bakın burada API value dediğimde bana boş bir array geldi. API values. Demek ki burada bir sıkıntımız var. Ne olduğuna birazdan bakalım. API values 1 dediğinde zaten bir şey gelmiyor. Hemen bu böyle bir durumla karşılaştığınızda yapacağınız işlem şöyle şuraya bir breakpoint koymak olmalıdır. Şöyle ki yanlış bastım. Evet şöyle. Bakın buraya geldi. Kırdı yani. Hani demek ki bizim get value'sumuz çalışıyor. Ama gelen value'sun değeri sıfır olarak geliyor. Yani demek ki veri tabanına ulaşamıyor. Yani böyle bir durumda bunu açacaksınız. Genellikle veri tabanı ile ilgili connection string hatası olan kişiler bu hatayı alıyor. Yani sorularda çok görüyorum. En azından bu da iyi oldu. Yani diyor ki ben yaptım aynısını yaptım ama veri gelmiyor diyor. Nedeni biz şu an entity framework code first kullandığımız için eğer veri tabanını bulamazsa
bizim yerimize sıfırdan bir veri tabanı oluşturuyor. Aslında problem oradan kopuyor. Şöyle bir view data deyip datanın içeriğini bir kontrol etmek istiyorum. Evet, bakın data yok. Ben muhtemelen o yazdıklarımı bir önceki tabloya mı yazmıştım? Öyle bir şey oldu herhalde. Ben yazarken fark etmişsinizdir. Data yok yani. Ama dediğim gibi eğer sizde benzer bir durum olursa, data olmasının data olduğundan eminsiniz ama yine de data gelmiyorsa, sizden ricam şuraya verdiğiniz ismi bir kontrol edin. Şehir rehberi, sehir rehberi yazmışım. App settings'e gidip şurayı bir güzelce kontrol edin. Yani şu doğru mu? Şunu çok yanlış yazıyor öğrenci. Buna dikkat edin. Bu local db'nin parantezini alıp şu en sona koyuyor. Yani normal şeyler bunlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi datayı koyduktan sonra bir daha çalıştırıyorum. Tabi burada breakpoint'te kaldı. F5'le geçebilirim ben bunu. Okey. Şimdi bunu bir daha çalıştırıyorum. F5'le geçiyorum breakpoint'te durduğu için. Bakın datamız güzel güzel geldi. API values slash 1 diyorum mesela. Sadece engin geldi. 2 diyorum. Sadece derin geldi. Derin de kırım oluyor. Evet. Güzel bir uygulama gerçekleştirdik. Backend'imiz hazır. Şunları zaten uygulamalarımızın içerisinde sıklıkla yapacağız arkadaşlar. Bu postları falan. O yüzden burada amacım basit bir web API ve frontend mantığını yakalamak. Şu an backend'imiz hazır. Artık frontend'e geçebiliriz yavaştan. Arkadaşlar şimdi API'miz hazır. Bunu frontend tarafında Angular ile geliştireceğiz. Orada kullanacağız. Şimdi şöyle ki Angular'da rahat ilerleyebilmek için yine Angular ekibinin hazırladığı Angular CLI'yi kullanacağız. Makinenizde Angular CLI'nin kurulu olması gerekiyor. Bunun için CMD command prompt'a gittiğiniz zaman burada Angular CLI dediğim gibi kullanacağız. Bakın bunun için npm install -g at angular slash CLI komutunu çalıştırmanız gerekiyor. Arkadaşlar makinenizde Angular CLI yüklüyse de bu komutu çalıştırın ki son versiyonuyla çalışabilin. O yüzden ben de sizinle beraber Angular CLI'yı çalıştırıyor olacağım. Özellikle son 1-2 ayda yine Angular CLI'de radikal değişiklikler var. Bunu çalıştırmanız lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yeni bir proje oluşturacağız. Yeni bir proje oluşturmak için engine, Angular'dan geliyor. Engine new deyip projenizin ismini veriyorsunuz. Size bir şablon oluşturuyor. Angular CLI kuruldu bu arada. 6.1.0 bendeki. Siz bunu eğitimi aldığınızda, izlediğinizde bu ilerlemiş olabilir. Şimdi ben kendimi C dizinine locate edeceğim. Şöyle o yüzden şöyle C'de 2 nokta deyip C'ye kadar gidiyorum. C'de boşluk bırakıp Projects isimli bir klasör oluşturdum orada. Project klasörüne yerleşin. Ben oraya şimdi bir proje oluşturacağım. Engine new diyerek projenizi oluşturabilirsiniz. Projemiz az önce yani API'yi oluşturduk. API'deki ismin bu sefer şey versiyonu. SPA versiyonu. Yani Single Page Application versiyonu olacak. Şöyle ki bakın şehir rehberi nokta API diye oluşturmuştuk. Hatta bununla aynı yere de koyabiliriz bunu. Şöyle şu source'a gelip burada repos'un altında şöyle şehir rehberini bulayım ben. Şehir rehberi, evet. Şehir rehberinin olduğu yerde aynı şekilde şey olsun. Bizim SPA uygulamamız olsun. Yani kısacası reposu. Proje neredeyse siz de oraya yerleşmeye çalışın. Dolayısıyla şunu alayım. Kopyalayayım bu adresi. Yeri değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle burayı siliyorum. CD boşluk deyip mouse'a sağ tıkladığınızda gelir. Şöyle buraya yerleşin. Şimdi ng-new deyip projenizin ismini oluşturacaksınız. Şehir rehberi nokta SPA Single Page Application'dan geliyor bu. Buraya oluşturalım.
Evet, Enter'a bastığımızda bize bir şey oluşturacak. Bu hatayı normalde almamanız gerekiyor yani engine new dediğinizde. Zaten bizi de yönlendirdiği şey o. Bakın engine new projenizin ismi şeklinde oluşacak. Fakat bakın name'e sıkıntı çıkardı bizim için. Nedeni de şuradaki noktadan kaynaklı. Şöyle bir Angular projesi olduğu için şöyle tire vereyim ben burada. Normalde Angular projesi olduğu için şöyle de yapabilirsiniz yani. Yani ben çok sevmiyorum bu isimlendirmeyi ama bu şekilde kullanıyorlar. Şöyle de kullanabilirsiniz. Muhtemelen bu isimlendirmeden dolayı bunu verdi. Bu tip böyle hatalar yaptığım zaman bunu silmiyorum veya yeniden çekmiyorum. Nedeni de siz de aynı hatalarla karşılaştığınızda çözüme hızlıca ulaşın diye zaten hızlıca çözdük. Evet, bu bizim için burada bir adet proje oluşturacak. Bakın gördüğünüz üzere şehir rehberi SPA, burada da API'miz mevcut. Aynı yerde projeyi oluşturduk yani. Bu projenin tabii ki Angular GitHub'ından klonunun çekilmesi süreci bu aslında. Aynı zamanda paketleri de indiriyor. O yüzden 1-2 dakikanızı alabilir. Evet, projemiz oluştu. Bu warningler çok normal. Onları önemsemeyin. Arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra artık bizim o şehir rehberi SPA'ya locate olmamız lazım. Yani reposun içinde CD, boşluk. Ben hani reposun içine koydum ya, sizde istediğiniz yerde olabilir bu proje. Önemsemeyin yani onu. Özellikle Mac kullanıcıları için aynı yer olmayabilir. Hakim değilim Mac'e. CD boşluk şehir rehberi SPA dediniz. Burada kod boşluk nokta diyerek bunun Visual Studio kodda açılmasını sağlıyorsunuz bu projenin. Normalde file open folder diyerek de aynı noktaya gelebilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra artık ürünümüz hazır. Gelin bunu bir yayına almaya çalışalım. Sonucun ne olduğunu görelim. View menüsünden şöyle Integrated Terminal'ı açıyorum. Evet, burada uygulamamı yayına sokacağım. ng-serve --open. ng-serve bunu serve etmeye yani yayına almaya yarıyor. --open ise onu bir tarayıcıda benim için aç demek. Yoksa 4200 default portuna sizin özellikle gidip bir tarayıcıda açmanız gerekir. --open demezseniz. Bakın Nautilus 4200 default port. Portu değiştirmek isterseniz de --port boşluk port numarasını verebiliyorsunuz. Bu şekilde de mümkün çalıştırmak. Başka bir portla da çalıştırmak mümkün. Bakın uygulamamız artık yayında. Şimdi güzel. Detay konulara eğitimin ilerleyen zamanlarında giriyor olacağız zaten. Ama bu kısa ısınma projesinde hemen gelin ilk uygulamamızı yapalım. Burada SRC'ye geldiğim zaman, SRC'de APP'yi açtığım zaman burada zaten bir ana APP komponentini görüyorsunuz. Bu ana APP komponenti bizim HTML, işte az önceki ekranın çıktısını bize veriyor. Ama biz value'ye bağlanmak istiyoruz. Yani yeni bir komponent oluşturmamız lazım. Bunun için APP'nin üzerinde, klasörün üzerinde sağ tıklayıp şöyle şurada Generate Component kullanarak hemen bir value komponenti oluşturacağız. Bize bunun için bir hem value komponenti oluşturacak hem de bunu klasörün içerisine ekleyecektir. Bunu yaptığınız zaman APP modülde otomatik olarak bu value komponentinin importlara geldiğine ve şurada declaration'da value component'ın geldiğini görürsünüz. Bu must. Bu modülün içerisindeki işte o declaration'larda biz bu projede hangi komponentleri Angular'ın kullanacağını belirtiyoruz. Şimdi value komponentimiz hazır. Peki ben bunu nasıl çalıştıracağım? Value komponentinin içerisine geldiğim zaman, şurada TS'sine yani geldiğim zaman bakın selektör vermiş bana bir tane app value diye. Bu app value ben şu app komponenti, burası ana komponent ya, bunun içinde çalıştıracağım. Dolayısıyla şu
kodu siliyorum. Yani o kodu siliyorum dediğim kısım. Şu az önce yayın aldı ya, şurası. Şunun kodu, yani HTML, basit bir HTML var burada. Onu siliyorum. Onun yerine ben az önce app value diye selektör verdi ya, onu koyuyorum. Yani app value demek şu komponent. Bunun HTML'i kim? Bu. Bakın value works yazacak. Bakın value works. Güzel. Bir komponenti nasıl çalıştıracağımızı gördük. Şimdi benim backend'e bağlanıp backend'den datayı çekiyor olmam lazım. Bunun için gerekli olan operasyonları hadi gelin yazalım. Angular gibi frontend teknolojilerinde backend'e bağlanmak için bir HTTP operasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu da nedeni de işte backend RESTful bir API sağladığı için, yani JSON formatında diyelim en temel haliyle, ona bağlanacağız. O yüzden bizim HTTP operasyonları gerçekleştirmemiz lazım. App modüle gidin arkadaşlar. Orada HTTP operasyonlarını gerçekleştirebilmek için bir adet modül var. Modülün ismi HTTP Client Module arkadaşlar. Hemen şöyle yazın. Module. Bunu nereden çekecek? At Angular altında, common altında şöyle HTTP'den çekebilirsiniz. HTTP Client. Tabi bunu şöyle doğru yazmak lazım. HTTP Client modülü kullanabilmeniz için, yani biz burada aslında sadece importla o kütüphaneye erişebileceğimizi söylüyoruz. Şöyle import kısmında HTTP Client module'ı kullanacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Peki bu ne demek? Deklarasyonları konuşmuştuk. Hani komponentlerimizi listeliyorduk burada. Burası import ise başka modülleri, yani hazır modülleri, sizin yazdığınız bir modül de olabilir, hazır modülleri kullanacağız biz bu projenin içerisinde. O modüllerde zaten browser module otomatik gelmiş, default geldi. HTTP client module'ı da kullanacağımız için şimdi biz ekliyoruz. Bunu yaptığınız zaman artık value komponentinin içerisinde gerekli olan şey kodunu, Angular kodunu, o HTTP kodlarını yazabilirsiniz. Evet, buraya geldik. Şimdi bu arada HTTP Client da Angular 6 ile beraber net olarak oturdu arkadaşlar. Ondan önce direkt HTTP kullanıyorduk. O artık obsolete oldu. Yani artık çalışıyor ama hani onu kullanmayın. Artık HTTP Client'ı kullanın diyor Microsoft. Angular ekibi. From diyelim at Angular common ve altında HTTP, tabii ki HTTP client gelecek. HTTP client'ı kullanabilmemiz için aslında bu servis şeklinde çalışır. Onu constructor'da bir private HTTP client deklarasyonuyla belirteceğiz. Burada tabii ki biraz da hani böyle JavaScript ve TypeScript bilgisine ihtiyaç var. Biz bunları hani temel seviyede bildiğimizi veya bilmiyorsanız da onları başka kaynaklardan kapatacağınızı düşünüyorum. Şöyle isterseniz daha hızlı kısa olsun diye HTTP verelim. Bunun ismini HTTP kalsın. Şimdi arkadaşlar ben şöyle values diye bir tane array oluşturacağım. Bir value array oluşturacağım ama value diye bir tane tipim yok. Yani bir nesnem yok benim. Gördüğünüz üzere. İlk değeri de hani şey olsun, boş olsun. Demek ki ben bunu, yani çektiğim datayı bu values isimli value array'inde toplayacağım. Ama bakın value diye bir şey yok. Demek ki benim bir nesneye ihtiyacım var burada. Çünkü çekilen datayı benim map etmem gerekiyor. Map etmek demek, yani RESTful bir data geldi. Şuradaki data geldi mesela. Şurada geldi. Benim bunu bir yere map etmem lazım. Dolayısıyla aynen MVC'de, backend'de yaptığımız modeli buraya da oluşturuyor olacağız arkadaşlar. Bu çerçevede hani bu şey örnek, yani bunu da buraya yazalım. App'de şöyle new folder diyeyim. New folder. Buraya model, models diyelim. Models'ın içerisine o value'yu koyacağım. Şöyle models üzerinde sağ tıklayıp
Şöyle aşağıda Generate Class. Şu C# Class gibi eklentiler varsa sizde o değil. Generate Class. Bir TypeScript Class'ı. Şöyle bir value tipi oluşturacağım. Ben onun içerisine ekleyeceğim gerekli olan şeyleri. Nedir mesela? Ne geliyor? ID geliyor. Number. Ne geliyor? Name geliyor. String. Şu şekilde ben Angular tarafında RESTful API'yi map edeceğim bir tip oluşturuyorum. Şuraya geldiğimde artık value'yu ben şöyle ampulden, bakın şuradan şunu kullanın her zaman. Buraya import edebilirim. Sizde gelmiyorsa, hani eklentileriniz eksikse buraya elle yazabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Benim o API'ye bağlanıp datayı çekmem gerekiyor. Bunun için şu ng-oinit'te, yani uygulama açıldığı zaman, şu ekranda biraz büyüteyim. Uygulama açıldığı zaman çalışacak bloktur burası, ng-oinit. Burada çalışacak bir kod yazmam lazım ama ben onu direkt oranın içerisine yazmak yerine şöyle bir getValues isimli bir tane fonksiyon yazıyorum. Burada bakın olay çok basit arkadaşlar. Return this nokta http, yani şu yukarıdaki http nokta get diyelim. Get deyip buraya servisimizin adresini yazıyor olacağız. Ama onu da şuraya koymuştuk zaten. Şöyle API values şeklinde. Port'a dikkat edin arkadaşlar. Yani şu port sizde de 61.061 ise, sizde 61.061 yazın, farklı gelebilir. Şimdi bakın ben bu işlemi yaptığımda hani bu datayı çekecek ama hangi formatta çekecek? Normal JSON formatında çeker bunu. Şöyle yaparsanız bu HTTP client'la geldi işte. Çok güzel bir işlem. Şöyle value array derseniz, bakın burada bir value array derseniz bu datayı get ediyor. Gelen datayı da buna map ediyor. Zaten value tipinde ve alanlar eşlenik olduğu için onlar zaten eşlenecek. Dolayısıyla burada arkadaşlar this nokta get values dersek hani bu çalışacaktır. Niye direkt buraya yazmadım? Çünkü burada başka kodlar da yazabilirim. Hani karışmasın kodlar, çirkin görünmesin diye bu işlemi yaptım. Güzel. Şimdi burayı hallettikten sonra yani dataya ulaşabiliyoruz biz bu şekilde. Yapmamız gereken hani bunu ekranda göstermek. Ekranda gösterebilmek için Angular'da arkadaşlar siz bu değişkene HTML'inizin içerisinden erişebiliyorsunuz. Yani values'a erişebiliyorsunuz. Ben burada bunu siliyorum. Bunun yerine buraya bir tane örneğin tablo ekleyeceğim. Şöyle bir tane tr ekleyeceğim. Bir tane td id için, bir tane de td name için diyelim ki. Şimdi kaç data geleceğini bilmiyorum. Bunun için Angular'da direktiflerden yararlanıyoruz. Yıldız ng for eşittir diyerek bu şu demek. For döngüsünü her bir elemanı için, yani bu tr'yi döngüdeki her bir eleman için tekrarla demek. Yani 10 data varsa 10 tr oluşacak. 3 data varsa 3 tr oluşacak gibi. Burada arkadaşlar hemen let value of values. Bakın bu values bizim komponentin içindeki. Yani şu values. Onu da zaten ng-oinit ile dolduruyoruz. Dikkat ederseniz. Bu value ise bizim her bir elemana verdiğimiz takma isimdir. Örneğin şunu da şöyle one way binding deniyor arkadaşlar buna. value.id diye okuyorum. Bunu da value.name diye okuyorum. Bu işlemleri yaptığınızda file save all demeyi unutmayın. Yani şurada kaydedilmemiş bir şey kalmamalı arkadaşlar. Evet. Buraya geldiğimizde bakın şöyle bir durumla karşılaşacaksınız. 4200 bomboş geliyor. F12 yapın böyle durumlarda. Tabii servisimiz burada yayında da olmayabilir. Şöyle servisimi bir güzelce yeniden yayına alacağım. Şu uygulamanızı da şöyle yeni paketler vesaire kurduğunuz durumlarda hani bu da çözümlerden bir tanesi. Hani çözüm olabilecek şeylerden bir tanesi. Onu da yeniden yayına alalım. Hani temiz bir başlangıç gerçekleştirelim burada.
Burada tabii ben bir hani nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacağımızı biliyorum. Onu birazdan sizin görmenizi istiyorum diye bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Evet, şu an zaten servise bağlanamıyor. Servisin yayına geçmesini bekliyorum. Evet, uygulama yeniden yayına geçiyor zaten kendiliğinden. Tire tire open dediğimiz için. Evet, F12 dediğim zaman bakalım ne olacak. Buraya geldiğimde herhangi bir detayla karşılaşmıyorum. Aslında burada benim bir şey almam lazım. Yani bir hata almam lazım. Yine böyle durumlarda hani buraya da bir breakpoint koyun. Hani çünkü buranın çalışacağını biliyoruz ya. Şöyle 4200. Dedim bakın demek ki benim şeye gitmiyor. Yani servisime gitmiyor bu. Şu API values yaptığımız zaman bizim servise gitmiyor. Demek ki hani burada bu value komponentinin şurasında çalışmıyor. Yine böyle durumlarda hani yani buraya mı gelmiyor gibi hani böyle basit tricky yöntemlerle şey verebilirsiniz. Hani buraya giriyor mu? NG10 unit'e giriyor mu diye bir bakmakta fayda var. Şöyle bakın. Evet başladı. Ama devamında şu işlemi yapmıyor. Şu işlemi yapmıyor. Yani get values burada çalışmıyor. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Tabii ben bunu yazdım, bıraktım burada. Bu da hani bu şekilde görmemiz iyi oldu. Bizim hani o get values'u sonlandırmamız gerekiyor. Bunu da kullanılan işlem Angular'da bu HTTP client observable dediğimiz asenkron bir mimaridir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir subscribe ile datayı çekmemiz lazım. Ben get values dedim ama onu values'a bağlamadım ki. Burayı da yine silmiyorum çünkü bu sıklıkla yaptığımız, kaçırdığımız hata şeylerden biri. Anlatırken orada ben o values'u mesela bağladığımı zannediyorum ama bağlamayı unutmuşum. Şu hiçbir şeyi şu value'ya bağlamadık ki. Dolayısıyla burada subscribe'da bize bir data geliyor. Data ne? İşte o şeyin döndürdüğü action result, backend'in döndürdüğü o okay result yani. Dolayısıyla burada şunu yazmak lazım. This nokta values eşittir data. Aynen. Yani burada hani hatalarla sizin yani nasıl bir hatayla karşılaşacağımı biliyordum ben zaten. Nasıl bir hatayla karşılaşacağımı göstermeye çalışmaktı. Yani bu alerti de o yüzden bıraktım. Yani bakın buraya giriyor ama demek ki buraya girdiği halde çalışmıyorsa demek ki ben bir şey eksik yapıyorum şeklinde bir fikir sahibi olmak istiyorum. Bakın güzel güzel buraya girdi. Bakalım ne olacak? Girdik ama yine bir sıkıntıyla karşılaştık. Diyor ki no access control allow origin header is present şeklinde bir hata aldım bakın. Bu hata şu demek arkadaşlar. Şu an server bize güvenmiyor. Yani server güveniyor da Chrome burada bir güvenlik gereği bizi korumaya çalışıyor. Yani istek yapılan yer ile burası arasında bir handshake olması, yani bir el sıkışımı olması gerekiyor. Bunun için de bizim course dediğimiz cross origin request yapabileceğimiz, yani başka bir yerden, başka bir domainden istek yapabileceğimiz konfigürasyonu WebAPI tarafında yapmamız lazım. Ama yine de bakın bu burada çalışmıyor. Fakat şöyle bir şey yaptığımda Internet Explorer açtığımda bakın aynı durumla karşılaşıyorum. Bu kullandığınız tarayıcıya göre tamamen değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Veya şimdi bir de Chrome deneyelim. Şey Chrome diyorum. Firefox deneyelim. Bakın Firefox'ta da bu işlemi yaptığımda evet burada da göremiyorum. Şimdi bu yani burada görüp görememek önemli değil. Course konfigürasyonunda zaten eksiklik var. O bir eksiklik. Onu halledeceğiz. Görmenizi istedim ama örneğin sizin kullandığınız tarayıcının vesaire versiyonuna göre bunlar gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir sonraki adımda course konfigürasyonunu yapıyoruz arkadaşlar. Course konfigürasyonu için backend'e gelmeniz yeterli.
Backend'de startup'a girin arkadaşlar. Çok kolay kurs konfigürasyonunu yapmak hakikaten. Burada bizim öncelikle işte Configure Services'in olduğu noktada şöyle ki services nokta, şunu durdurun. Services nokta add course dememiz burada yeterli. Hemen aşağıya indiğimizde şu Configure'ın olduğu yerde basit bir kod yazacağız arkadaşlar. Şurada bir middleware yazacağız yani. App nokta use course diyelim. Peki middleware ne? Hani bunları söylerken de hani eğer bu konularda fikriniz yoksa diye genel kültür bilgisi olsun diye söylüyorum. Middleware de araya giren yani katmanlar gibi düşünebilirsiniz. Artık ASP.NET Core'u, daha doğrusu .NET Core'u modüler bir yapıyla geliştirdiler. Önceden atıyorum 20 modül varsa 20'si birden çalışıyordu. Siz bu 10 modülün 10'unu kullanmıyorsanız bile onlar devreye giriyordu. Ama şimdi sen ne kullanıyorsan tak çıkar mantığıyla life cycle'ın içerisine koyuyorsun. Şöyle course konfigürasyonu çok kolay arkadaşlar. Allow any header yani get, post her türlü isteğe izin ver demek. Burada fluent bir şey var, kullanım var. Pardon, allow any metotla get, post, put bunları yapabilir. Header ise request header'larından her türlüsünü kabul ediyorum demek. İşte authorization bir header'dir mesela. Çok önemsemeyin şu an için. Allow any origin yani istek nereden gelirse gelsin ve allow credentials diyerek burada da tamamen credential polisilerinin ne izin verilmesini sağlıyorsunuz. Bu seviyede burayı şu an bitirmeniz yeterli. Bunu yaptığınız zaman yani ben tarayıcılara diyorsun ki bana güven, hani ben de sana güveniyorum. Karşılıklı bir handshaking yani el sıkışması gerçekleştiriyorsunuz. Uygulamamız yayına geçiyorken ben de buradan 4200'ü bir daha çalıştırıyorum ve sonucu görmeye çalışacağım. Evet, geldi buraya data. Şuradan da breakpoint'i kaldırabilirsiniz artık. F5 ile devam ediyorum. Bakın Engin Demiroğlu ve Derin Demiroğlu datası geldi. Bu örneğimizle beraber basit bir yani proje altyapısının nasıl oluşturulacağını, veri tabanı bağlantısını, backend'in kurulmasını, konfigürasyonları ve bunların Angular tarafında nasıl kullanılacağını görmüş olduk arkadaşlar.